Selamünaleyküm arkadaşlar, Müslüman bir gencin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Yavuz Sultan Selim'i anlatacağım. Yavuz Sultan Selim Amasya'da doğmuş olup babası 2. Beyazıt, annesi Dulkadirli Ayşe adındadır. Tarihler 1512 yılını gösterdiğinde 42 yaşında tahta geçmiş, 8 yıl süren saltanatı vefatıyla son bulmuştur. 3 meydan savaşı kazanan Yavuz Sultan Selim, Anadolu'da Türk birliğini sağlamış, Osmanlı toprakları onun zamanında 3 misline çıkmıştır. Yine onun döneminde halifelik Abbasilerden Osmanoğullarına geçmiştir. Evet arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim'in hayatından kısaca bahsettim. Şimdi Yavuz Sultan Selim dönemi olaylarına geçiyorum. 1512'de Yavuz Sultan Selim İstanbul'da tahta çıktı. Aynı yıl Şehzade Ahmet Amasya'ya saldırarak kenti ele geçirdi ve padişahlığını ilan etti. 1513'te Yavuz Sultan Selim kardeşi olan Manisa valisi Şehzade Korkut'u idam ettirdi. Yavuz Sultan Selim kardeş Şehzade Ahmet'in Mudanya'da yenip onu da idam ettirdi. 1514'te Yavuz Sultan Selim İran seferine çıktı ve Çaldıran Savaşı'nda İran Şahını ve ordusunu mağlup etti. 1515'te kışı Amasya'da geçiren ve tekrar İran'a yürümek isteyen Yavuz Sultan Selim'e karşı çıkan Yeniçeriler isyan etti. Yavuz Sultan Selim askeri bu isyana teşvik eden Sadrazam Ahmet Paşa'yı idam ettirdi. Amasya'dan Kemal üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Kemal ve tüm Dulkadir oğulları ülkesini Osmanlı topraklarına kattı. İran seferini tamamlayan Yavuz Sultan Selim İstanbul'a döndü ve İran seferinde askeri kışkırtmakla suçladı. Kazasker ve tarihçi Tacızade Cafer Çelebi ile Sekibanbaşı Bal Yemez Osman Ağa'yı idam ettirdi. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a dönmesine fırsat veren Şah İsmail yanlısı Karahan kuvvetleri Diyarbakır'ı ele geçirdi. Bunun üzerine bu kente büyük kuvvetler gönderilmesi kararlaştırıldı. Bıyıklı Mehmet Paşa komandasındaki Osmanlı ordusu durumun kötüye gittiğini gören Karahan'ın kaçmasıyla Diyarbakır'ı olaysız ele geçirdi. 1516'da Diyarbakır'ı ele geçiren Bıyıklı Mehmet Paşa Mardin yakınlarındaki Koçhisar'da yaptığı savaşta Şah İsmail kuvvetlerini yendi. Böylece Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti'ne geçti ve Mısır'ın fethinin yolu açılmış oldu. Aynı yıl Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktı ve Memlükleri Mecidabık'ta büyük yenilgiye uğrattı. Böylece Halep, Şam ve Suriye Osmanlı'nın oldu. Yavuz Sultan Selim 28 Ağustos'ta Halep'e, 19 Eylül'de Hama kentine, 27 Eylül'de de Şam kentine girdi. Aynı yıl Sadrazam Sinan Paşa kuvvetleri Memlük komutanı Cemberli Gazali kuvvetlerini Gazze yakınlarındaki Han Yunus'ta mağlup etti. Yavuz Sultan Selim 30 Aralık'ta Kudüs'e girdi, hemen 3 gün sonra da Gazze'ye girdi. 1517 yılında Ridaniye Savaşı oldu ve bu savaşın 7 gün sonrasında yani 29 Ocak'ta da Kahire fethedildi. Osmanlı'ya katılan Hicaz'daki kutsal emanetler Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi. Sonrasında Yavuz Sultan Selim halife 3. Mütevekkili İstanbul'a getirdi, böylece halifelik Osmanoğullarına geçti. 1519 yılında Anadolu'da ilk Celali isyanı çıktı. Cezayir Beyi Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim'i başvurarak Osmanlı'ya bağlanmak istediğini belirtti. Teklife kabul edilen Barbaros Hayrettin'e Cezayir Beyler Beyliği verildi. 1520 yılında da sırtında çıkan çıban hastalığı nedeniyle Yavuz Sultan Selim vefat etti. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.